yapmış ya da o anlamda bazı zamanlarda ara bir tekrar yapmışlar yok. Kayda devam ediyorduk. O anlamda biraz yorucu oldu ama karakterin oluşturulmasında ya bütün ekibin çok emeği, çok özeni, inanılmaz bir çalışma disiplini var. Sete herkesten önce gidiyordu hazırlık ekibiyle beraber, kostüm ekibi, saç makyaj ekibi. 2,5 saat kadar sürdüğü için 2,5 saat öncesinden yerimizi alıp oturup hazırlığına başlıyordu. Peki ilk teklif nasıl gelmişti? Böyle bir uygulamayla mı saçlar yoksa saçlarınızın kazınması istendi mi sizden? Ya aslında hikayenin oluşumunda Harun karakterini okuduğumda ben bu karakteri kim oynayacak? Hani var mı kafanızda isim diye bir soruyla gittim. O sırada da kaslar bakılıyordu zaten. Ben talip oldum aslında karakteri okuduktan sonra. Heyecanlandırdı benim hem bugüne kadar yaptığım ilk dönem işindeki dönem karakteri. Yani bir de çift zamanlı iki karakteri oynamış oldum. Farklı zaman dilimlerinde hem günümüzde Hakan'ı hem geçmişte Harun'u canlandırma gibi bir fırsatım oldu. Ve daha önce de dönem işinde bulunmamıştım. Bu da Harun vesilesiyle gerçekleşti. Ve onun üzerine nasıl bir tip olması lazım 1451'in İstanbul'unda diye tarihten birçok doneye bakıldı. Ve tarihçilerle konuşuldu. Kostüm dizaynı yapılırken, işte saç, sakal, bıyık, yaralar oturtulurken bizi en çok etkileyen de Osmanlı'nın Akıncı delileri oldu. Oradan yola çıkılarak oluşturulan bir imaj. Bir diğer konu da gerçekten büyük sır gibi saklandı herhalde bu yeni tarz, yeni karakterin oluşumu. Gerçekten hiçbir yerde duyulmadı, görülmedi son ana kadar. Bayağı evet, biraz o anlamda titiz davrandık. Netflix'te çok özen gösterdi. Yani bütün ekip arkadaşlarımız da yani izleyici izlediği zaman karakteri görmesi taraftarı. O yüzden birazcık gizli tutuldu. Evet. Bir diğer konuda yine geleceğim. Kilo aldığınız fotoğraflar vesaire çıkmıştı ama şu anda yine fit görüyorsunuz herhalde, kilolar verildi. O bu proje için miydi, farklı bir proje için miydi? Yok, bu projeyle alakası yok. Bu projeyi biz yaklaşık bayağı önce bitirdik zaten. Kilo almanın nedeni dönem oluyor öyle yani. Durduk yere kendiniz almıyorsunuz da karakter, oynayacağınız projeyle ilgili karakter için bu kilo aldınız. Bir şeyler deneme aşamasındaydım aslında. Kendimi bir görmek istediğim bir pozisyon vardı. Nasıl olacağımı karakter için. Oynamak istediğim bir proje vardı, oynayacağım bir proje vardı. Onun üzerine hala gündemde ama biraz da ileri atılmış durumda şu anda. O yüzden kilolar da gitmiş. Evet. Şu anda. Tepkiler nasıl geldi bu makyajdan sonra hayranlarınızdan, izleyenlerden? Baktım yorumlara, özellikle Harun kısmıyla ilgili yorumlara baktım. Çünkü gördüğünüz gibi gerçekten fantastik bir karakter yani duruşuyla. Hikaye de fantastik. Yani böyle hikayede böyle bir karakterin olması bence hikayeyi de biraz tamamladığı için insanlara hoşuna gittiğini genelde gözlemledim. Etrafımdan da, işte sosyal medyadan da gelen yorumlar o yöndeydi. Peki bundan sonra yine yani herhangi bir projede iki karakteri oynayabilir misiniz bu şekilde makyajda? Yoksa bunun bir zorluğu var mı çekilirken sürekli makyajda i̇şte, değişim? Daha demin o zorluğundan bahsettim. Zaman alan bir şey. Bir de tabii çok aşırı esnek bir zamanımız olmadığı için dizi çekimlerinde. Yani mümkün olduğunca hızlı yapılmaya çalışıldı. Ama 2,5 saat her sahne öncesi, Harun'un çekimi olduğu her gün 2,5-3 saat önce sete gidiyorduk. Sabahın erken saatlerinde hazırlık yapabilmek için, yani set saatinde sete hazır olabilmemiz için. Bir de yaz aylarına denk gelmesi biraz bizi yordu. Hava almadığı için. Onun dışında yani... Bir sinema projesi olabilir o zaman. Dizi olmayabilir ama sinema projesi tabii daha rahat olabilir. Evet. Dördüncü sezon olacak, son sezon mu dördüncü sezon olacak yoksa bu sezon mu sonunda? Evet. Yok, dördüncü sezon olacak. Ondan sonrası var mı yoksa bitiş mi? Benim yolumda. Yani o şu an... Çünkü hayranları, sevenleriniz, diziyi izleyenler bu haberi de bekliyorlar sizden. Yani dördüncü sezonun olacağı haberini verebilirim şu anda. Beşi bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Dördüncü sezon olacak. Peki aynı platformda birçok şimdi Türk dizileri, filmleri de yapılmaya başlandı. En son Tuba Büyüksüzler oldu o zaman da herhalde. Nasıl izlediniz mi? 8 bölüm diziyle... Evet, bakıyorum. Atiye'ye de baktım. Çok özür dilerim. Biraz yavaşabilir miyiz? Çok ayrı kaldınız. Yabancı deneyim olsa. Biraz
biraz sinirli be. bakıyorum, takip ediyorum Netflix'in. Özellikle Türkiye'de yaptığı işleri takip etmeye çalışıyorum. Yani tabii bu gelişimin ve değişik çalışma sisteminin Türkiye'ye gelmesi bence çok güzel bir şey. Ve gide gide, yani projeden projeye de izleyici sayısının artması, ilginin artması da çok gurur verici bir şey. Hem sektör adına, hem ulaşılabilirlik adına, çok daha fazla insana yayılması adına Türkiye'den çıkan işlerin gayet başarılı işler. Gerçekten Netflix'in içindesiniz artık, kaç sezonun içindesiniz ama dünyaca ünlü oyuncularla buluşmalarınız da bugün kadar birkaç kere oldu ama halen oluyor mu, görüşüyor musunuz bu platformda oynayan diğer oyuncularla yurt dışındaki? Yani öyle mi? Öyle çok görüşme durumumuz yok. Yani böyle eventten evente rast geldiğimizde tanıştığımız insanlarla ya da tanışmak istediğimiz insanlarla muhabbet etmek istiyoruz, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Dizinin üzerine konuştuk ama birazdan magazine dönecek olursak, geçtiğimiz günlerde de Kadınlar Günü'ydü. Duygularımda Kadınlar Günü ile ilgili hediye beklemediğini vesaire söyledi ama siz kutladınız mı, hediye aldınız mı kendine, çiçek de olsa? Özelime, özelime kalsın arkadaşlar. Peki bir senaryo çalışması var. Evet, bir şeyler hazırlanıyor, evet. O işleri, evet. Yeni projeler olacak mı? Biraz bundan bahsedelim. Yeni projeler, evet, okuyoruz, bir şeyler olacak. Daha net değil tabii ki. Zaten haberiniz oluyor öyle bir durum olduğunu. Haber verme aşamasına geldiğinde zaten herkesin bilgisi oluyor. Televizyon dizisinde çok uzun süre ara verdiniz. Dönerseniz nasıl bir diziyle demeyeyim de nasıl bir karakterle dönmek istersiniz? Eski dizi malum. Yani en son ben, oynadığınız. Evet. Yani aslında hep farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Bu yolculuğa da çıkmamın asıl nedenlerinden biri de o. Yani ilk defa yapılacak bir işti. Netflix'in Türkiye'ye gelmesi ve böyle bir işi olması. Yeni bir şey denemek istedim. Yeni bir yola girmek istedim daha doğrusu. Beni çok heyecanlandıracak bir şey çıkarsa öyle şey skalanmıyor. Yani şu olacak, yok drama olsun, yok komedi karakteri olsun, yok aksiyon işi olsun falan gibi bir şey durumum yok. Çizgi çekmedim yani. Siz beni en heyecanlandıracak çok, herhangi bir şey. Siz en çok hangi kategoriye yakıştırıyorsunuz kendinizi? Komedi mi, romantik mi, dramatik vallahi mi? Ben kendimi ustal anlamda bağlantı kurabildiğim hangi karakter olursa olsun, o benim için de tamam oluyorsa, benim için tamamdır yani zaten. Şimdi yukarıda beraber çıktı, yurt dışından bir teklif gelmiş. Partneriniz de Serenay Sarıkaya ama siz kabul etmemişsiniz. Bunlar hep çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz haberler sürekli çıkıyor. Biz de birinci ağızdan sizden duyalım. Evet, böyle bir şey var mı? Bu tarz haberler sürekli çıkıyor. Böyle bir şey yok yani. Sürekli bir şeyler yapıyor. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Karakterden bahsettik ama sizin çocukluk karakteriniz neydi? Süper kahramanınız ne? Valla yani Spider-Man'i çok severim. Yani Batman, Spider-Man. İzliyorum. Fantastik çok aslında izlemedim. Süper kahraman işlerini. Son dönemlerde takip etmeye başladım. Küçüklüğümde o fantastik dünyası ne kadar çocuk olursa bugün bana hani çok inandırıcı gelmiyordu aslında yani çok odaklanıp izleyemiyordum. Peki son olarak sizinle karakterle ilgili konuşacağım. Burada bu karakterin bu Banu ve İkerin olması size neler ifade ediyor? Kaç senedir yani bu sektördesiniz ve şu anda oldu. Kimler kimlerim var burada? Evet. Ya başta öncelikle benim için en önemlisi yani kendim olarak burada olsaydım, yani Çağatay olarak burada bir figürüm olması, benim oynadığım bir karakterin yani hayata geçmesinde, canlandırılmasında, yaratılışında emeğim olan bir karakterin burada olması manevi anlamda çok daha fazla tatmin ediyor. O özelliği taşıyor. Kendim olarak burada bulunsam bu kadar tatmin olmayabilirim. Onun dışında oynadığım ilk dönem karakteri ve bu tarz bir karakter gururlandırıyor beni. Netflix'te karakteri sevmiş olmalı ki bu tarz işbirliğine girmek istediler. Adam bu soruyla. Güzel de bir figür ortaya çıkmış. Keza biz de gururlandık. Emeğinize sağlık. Teşekkürler, çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim.